Aslı Volkan'ın değil. Benim sevgilim. Burak, nasıl olur, bunun gerçek olmadığını söyle lütfen. Bu gerçek olamaz. Gerçek tam olarak da bu anne. Biz birlikteyiz ve birbirimizi seviyoruz. Burak, bu konunun ne yeri ne de zamanı. Böyle bir günde bunu yapmaya hakkım yok. Öyle olmasını ben de istemezdim baba. Ama Çağla annesinin mutluluğunu bile hiçe sayacak kadar içi nefretle dolu. Kızım, senin burada işin yok. Hemen buradan gider misin? Ve oğlumu da lütfen rahat bırakır mısın? Selda, lütfen sakin ol. Davetler geliyor. Rezalet çıkmasın. Rica ediyorum senden. Sen merak etme anne. Biz gidiyoruz. Burak, nereye gidiyorsunuz? Burak! Burak! Ya, Nihat, bir şey yapar mısın? Ya ne yapmamı bekliyorsun? Birazdan nikah kıyılacak. Yalvarırım, sakin ol. Lütfen. Ha, ne kadar rahatsın Nihat. Ben buna inanamıyorum. Gerçekten ne kadar rahatsın. Rahat olduğumdan değil. Sadece soğukkanlı olmaya çalışıyorum. Kardeşimin bu kadar önemli bir gününde rezalet çıksın istemiyorum. Ha? Bak, davetler geliyor artık. Yalvarırım. Hadi lütfen gel. Ay, Nihat, gerçekten. Nihat! Abi, bütün bunlar ne demek oluyor? Aslı ile Burak, bu nasıl bir şey? Daha sonra konuşuruz, tamam? Çevremde bana karşı dürüst olan bir tek kişi bile yok. Ama laf size gelince sizden dürüstü yok. Eda, uzatma, sonra konuşuruz. Burak, ne yaptın sen? Tutamadım kendimi Aslı, tutamadım. Yeter artık, buraya kadar. Zaten bunu söylemek için geç bile kaldık. Ne olacak, ne yapacağız peki? Ya ne yaptınız siz? Gonca, bilmiyorum. Annem hiçbir şeyden haberi yok. Onunla da konuşacağız. Anlatacağız ona da her şeyi. Kabullenecekler Aslı. Bundan kaçışımız yok. Tamam mı? Aslı, Burak doğru söylüyor. Önünde sonunda öğrenecekti zaten annen. Aslı, güven bana. Her şeyin üstesinden geleceğiz. Tamam mı? Annem beni öldürecek. Aslı, ben de seninle geleyim. Yanında olayım. Bu ikimizin halletmesi gereken bir şey Gonca. Sen istersen evine bırakalım. Olur mu hiç öyle şey? Ben kendim giderim. Siz yeter ki bir an önce gidip konuşun. Ama bana haber verin, olur mu? Çok merak ederim. Burak Bey. Ne oldu? Çağla'nın bir oyunu daha Halil abi. Az önce ilişkimizi açıklamak zorunda kaldık. Şimdi Emel Hanım'la konuşmaya eve gidiyoruz. Eyvah. Anneniz ne Aslı'yı ne de Emel Hanım'ı bir dakika bile o evde tutmaz. Ne yapacaksınız Aslı? Bilmiyorum Ali abi. Halledeceğiz bir şekilde. Aşkım, ne olursa olsun ben yanındayım. Seni asla bırakmam. Her şeyi birlikte göz göreceğiz. Sonunda çok mutlu olacağız. Zeynal, seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Bak, biliyorum. Çok zor. Ama artık bundan kaçamayız, tamam mı? Biliyorum. Hadi. Hazır mısın? Hazırım. Geldin mi yavrum? Anne. Benim sana bir şey söylemem gerekiyor. Thank you.
daha fazla dayanamayacağım. İyi değilim. Selda, biz burada ev sahibi sayılırız. Ya Sinan'la Elçin'i bu şekilde bırakamayız. Bu onların en mutlu günü. Lütfen. Haklısın ama ben ne yapabilirim? Çıldırmak üzereyim Nihat. Hayatım, biraz daha sabır. O kadar. Biraz sabır. Çağla'cığım, bir problem mi var? Burak ortalarda yok. Selda'nın yüzü düşmüş. Yok anneciğim. Ne sorun olacak? Burak Bey benimle aynı havayı solumak istemediği için Selda teyze de ona bozulmuştur. Yoksa bir sorun yok. Burak buralarda yani. Bana pek anlattığın gibi gelmedi. Arkadaşım geldi anneciğim. Ben onu bir karşılayayım. Çok şey kaçırdım. Ne oldu? Burak herkesin ortasında aşkını mı itiraf etti yoksa? Asıl planın bu muydu? Yok, hayır. Değildi. Ne oldu anlatsana. Senden sakladığım için çok özür dilerim. Ama elimde değildi. Ne kadar uzak durmaya çalışsam da olmadı. Ne olur affet beni anne. Biz... bir süredir birlikteyiz. Kızınızı gerçekten çok seviyorum. Bugüne kadar sizden bunu sakladığımız için gerçekten özür dileriz. Burak Bey, bize biraz izin verir misiniz? Cesurca bir hareket beklemezdim. Evet Gani. Fikrin hiçbir işe yaramadı. Aksine şu an her şey daha kötü oldu. Burak böyle bir şeye cesaret edebildiyse eğer Aslı'yı da asla bırakmayacaktır. Volkan'a hırsından da böyle davrandı ama şimdi o. Çok fena halde gaza gelmiş. Ama iyi. Savaşacakları bir sürü cephe açıldı. Sen merak etme. Kapı önüne kondukları zaman Aslı'nın aklı başına gelir. O konuda mutluyum işte. Ama artık onları tehdit edebilecek hiçbir konumuz da kalmadı elimizde. Saf olma Çağla'cığım. Konu kalmamış olması bu onları eziyet etmeyeceğimiz anlamına gelmez. Anne bir şey söyle ne olur. Bunca zaman bana yalan söyledin Aslı. Hem de üzüleceğimi bile bile yalan söyledin. Hayatımda ilk defa yüzüme eğdirdin. Ya. İnsanlar bize evini açtı. Sana burs verdiler. Güvenlerinin karşılığı bu muydu Aslı? Ya Selda'nınla Nihat Bey duysalar ben onların yüzüne nasıl bakarım? Biliyorlar mı? Eve gider gitmez ikisini de kovacağım. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun ama dedim ben sana Nihat. Gittin bir de burs verdin. Koydun ikisini aynı okula. Selda, lütfen. Ama o Emel de az değilmiş ha. Emel Hanım'la ne alakası var Allah aşkına? Ama sanki bilmiyor kızının kimle ne yaptığını. Tamam, haklısın. Haklısın ama yani Murat'ta da kabahat var, öyle değil mi? Yani tamam kız biraz yakınlaşmış olabilir ama bizimki uzak durabilirdi. Yani Selda lütfen artık yeterince stres oldu. Konuşmayalım. Ben döndüğümde Emel Hanım'la konuşacağım ve onlara bir yer kiralayacağım. Çıkacak gidecekler.
Ay iyi artık, bir de yardım mı edeceğiz? Yani sokakta mı bırakalım onları? Bir iş, bir ev falan ayarlayayım ki sen de kurtul. Ayrıca Burak'la da konuşacağım. Nihat, o kızla beraber olamaz. Olmamalı. Buna engel olacağız. Tamam Selda, engel olacağız. Tamam, anladım. Engel olacağız. Bu yüzden bana söylüyorsun değil mi? Onlardan duymayayım diye. Emel, sakin ol. Nasıl sakin olayım Şükran? Olanlara baksana. Yoksa senin de ama haberin vardı. Emel, ben de çok yakın bir zamanda öğrendim. Neden bana söylemedin Şükran? Söylemeye çalıştın. Evet, evet ama tepkinden çekindik. Hadi beni düşünmedin. Sana kefil olan Şükran teyzeni de mi düşünmedin Aslı? Ya bizim yüzümüzden işinden kovulursa? İnsanların güvenlerini boşa çıkardık. Yazıklar olsun sana! Emel Hanım. Kızınızın neler yaptığını öğrendiniz sanırım. Gerçekten çok zeki kızınız varmış. Yani oğlumun aklını çelmeyi başarmış. Selda Hanım lütfen. Sözlerinize dikkat edin. Benim kızım öyle bir şey yapmaz. Selda. Emel Hanım'ın bu olaydan hiçbir haberi yok. Çok belli. Evet. Ben de az önce öğrendim. Çok özür diliyorum sizden. Hemen toparlanıp gidiyoruz. Gerek yok Emel Hanım. Yeni bir yer bulana kadar burada kalabilirsiniz. Nihat, ben bu para avcısı insanların bir dakika bile evimde durmalarını istemiyorum. Anne, sözlerine dikkat et. Burak, annene karşı biraz saygılı olur musun lütfen? O da Aslı'ya karşı saygılı olsun baba. Onu tanımıyorsun bile. Bu şekilde konuşmana izin veremem. Ben Aslı'yı seviyorum. Bugüne kadar da onun peşinden koşan hep bendim. Onun hiçbir suçu yok. En başından beri zaten bu ilişkinin yanlış olduğunu söyleyen de oydu. Onu ikna eden benim. Burak, sen şu anda kendinde değilsin oğlum. Ne söylediğini bilmiyorsun. Ben ne söylediğimi gayet iyi biliyorum anne. Bu şekilde olmasını ben de istemezdim. Ama Çağla'nın bu iğrenç oyunlarının ardı arkası kesilmediği için ben buna mecbur kaldım. Anladınız mı? Çağla gibi hanımefendi bir kızdan söz ediyoruz. Çağla ve iğrenç oyunlara kim inanır buna? Evet. Aslı bunlara bile tahammül etti. Sırf beni sevdiği için. O birinci olduğu, ödülünü sırf size kendini iyi göstermek için vakfa bağışladığı tasarım Aslı'ya aitti. Sırf onu üzmek için kendininmiş gibi gösterdi. Elçin Hanım da bunu biliyor. Hatta o parayı Aslı'ya vermek istedi. Fakat Aslı bunu kabul bile etmek istemedi. Her ne olursa olsun ben bu ilişkiye onay vermeyeceğim. Ve hemen bu dakikada gidiyorlar bu evden. Hemen. Anne, sen ne yaptığını zannediyorsun? Bu evden hiçbir yere gitmeyecekler. Sen böyle yaparak benim Aslı'yı terk edeceğimi mi düşünüyorsun? Nasıl yani? Sen bu kızla görüşmeye devam mı edeceksin Burak? Böyle mi? Selda Hanım. Burak Aslı'yı görmek istese de ben buna artık izin vermeyeceğim. Siz bizi ne sanıyorsunuz bilmiyorum ama haddinizi aştınız. Biz derhal gidiyoruz. Yürü. Selda çok ayıp oldu. Böyle olmamalıydı. Burak, bak bu kızla güldünüz, eğlendiniz. Artık tamam, daha fazla uzatma. Ben Aslı'ya aşığım anne. Anladın mı? Aşığım. Bunu kabullensen iyi olur.
için çok özür dilerim. Ne olur beni affet. Selda Hanım, size söyleyemedim. Bakın, Burak Bey ile Aslı Hanım birbirlerini seviyorlar. Eğer... Halil, derhal burayı... Zahmet etmeyin. Ben zaten istifa ettim. Hayatımda işitmediğim azarı işittim. Hiç bu kadar utanmamıştım. Yer yarılsaydı da içine girseydim. Baştan bunları düşünemediniz mi? Ne söyleseniz haklısınız. Biz de böyle olsun istemezdik. Ama lütfen bizi de anlamaya çalışın. Anlaşılacak bir şey yok. Sizin iş olacak şey değil. Bu olanlardan sonra konuşacak bir şey de kalmadı. Şimdi lütfen çekilin de bir an önce toparlanıp gidelim. Burak Bey, anahtarı size teslim edeyim. Halil abi, ne oluyor? Ben de işi bırakıyorum Burak Bey. Hakkınızı helal edin. Neden Halil abi? Yoksa annem mi bir şey söyledi? Böylesi hayırlıymış Burak Bey. Buraya kadarmış işte. Benim yüzümden değil mi? Yok, bu böyle olmayacak. Yani bu kadar da uzun boylu değil. Annemle konuşacağım artık. Hayır Burak Bey, lütfen. Güven bitti mi her şey biter. Hem ben bundan sonra annenizin emrinde çalışamam ki. Ne o huzurlu olur ne de ben. Benim yüzümden sen de yandın Melih abi. Ben inandığım şeyi yaptım Burak Bey. Teşekkürler. Bunu hiçbir zaman unutmayacağım. Sen de aklına helal et. Helal olsun. Hakkını ödeyemem. Rica ederim. Halil abi, senden bir ricam daha olacak. Tabii. Aslı ile annesini yalnız bırakma. Yani bu gecelik de olsa bizim otellerden birine. Emel Hanım'ın bunu kabul edeceğini sanmıyorum Burak Bey. Ama ben de kalmasını teklif edeceğim. Ben zaten yalnız kalıyorum. Bir akrabama giderim ben de. Tamam, olur. Hatta daha da iyi olur. Ben de gelirim, konuşuruz orada. Yani bu zamanlarda senin desteğine ihtiyacım var Halil abi. Ben Aslı'yı hayatta bırakmam. Bunu annesi de anlamalı artık. Sular durulunca her şey yoluna girecektir. Tamam. Sağ ol Halil abi. Arabam ön tarafta. İstersen onunla alabilirsin. Gerek yok. Ben kendi arabamla geldim Burak Bey. Buyur. Size her şeyden haberdar edeceğim. Bir de anneme kızıyorsunuz yalancı diye. Sizin yaptığınız ne peki abi? Ya beni aptal yerine koydunuz. Eda, olaylar böyle gelişti. Ya nasıl böyle gelişebiliyor ki? Bak Burak yaptığı kaçamağı Çağla'dan saklamak için benim aslında sevgili olduğum yalanını ortaya attı.
Ve bu yalan bugüne kadar devam etti. Aslı da iyi oyuncuymuş maşallah. Eda, bak Burak'a da bana da kızmakta haklısın. Ama Aslı'nın bir suçu yok. Yani ona karşı bu tavrı takımın hiç hoş değil. Abi sonuçta o da bana yalan söyledi. Eda, Aslı zor günlerinde senin yanında oldu. Senin sorunlarını dinledi. Senin için endişelendi. Bunun hiç önemi yok mu? Yani onun sana verdiği değer ve sizin dostunuz gerçek Eda. O yüzden Aslı'nın hakkını yeme. Benim kanatlarım var, dik yokuşlarım kadar su kaydıraklarım var. Çilek kokan...